Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Teşkilatı Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yenen Gençlerbirliği'nin tesislerinde ziyaret ederek oyunculara baklava ikram etti. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hep yönetim kurulu üyeleri. Mesut Bakkal hocamız. Teşekkür ederim. Birazcık bu takımın hocasıyım. Hocam. Ya ben bir tane tatlı alabilir miyim? Acayip seviyorum tatlıyı. Aç ya, korkma aç. Ya benim samimiyetim burada bilmiyorsun. Ne? Çekme bir dakika. Sadece çekmiyorum, kaydediyorum komple. Ya. Üç gol tatlısı. Oo evet, üç gol. Hocam sen gerçi Antep'te yemişsin zaten. Tatlının kırılını. 3-0'la. Sağ ol. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim şöyle arkamı dönüp söyledim hocam ya. Ligin en iyi hakemi. Göbekli hakem şimdi. Süper Lig'in en iyi hakemlerinden biri ve en iyi arkadaşım, en iyi dostlarımdan bir tanesi. Teveccüh gösterdi, ziyarete geldi. Hem takımın başarısını kutlamaya hem de bizi onurlandırmaya. Herkesin ve takım adına da teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Yüreğine sağlık. Hakikaten iyi bir hakemdi ama son Fenerbahçe maçını iyi 10 dakika fazla oynattı bilmiyorum. Ben hem sizin adınıza hem de kendi elemanlarım adına teşekkür ederim. Yönetim adına hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bizi memnun ettiniz. İlk gelen sizlersiniz. İyi ki ilk olursunuz. Arkadaşlar burada birçok maçın yönetim arkadaş var demeyi çok isterdim ama yok. Herhalde artık zaman da öyle hızlı geçiyor ki. Tabii birkaç arkadaşımız var. Sporun ne olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Şu an bulunmuş olduğumuz görevde Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Yönetimi Gençlik Kolları Kadın Kollarımızla birlikte bu başarılı performansınızı hem kutlamak, tebrik etmek hem de sizlerin yanınızda olduğumuzu ifade etmek adına buradayız. İnsanların yaşadığı şehrin takımına sahip çıkması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Çünkü Ankara'da yaşayıp da İstanbul ya da bir başka yerin takımına sahip çıkmaya çok fazla hani insanlar tabii ki hani gönülden destek verebilir ama önce kendi yaşadığı şehrin takımına sahip çıkmalı. Sizler gerçekten önemli işler yapıyorsunuz. Mesut Bakkal hocam da geldi. Önemli katkılar sundu. Bunun farkındayız. Örnek bir kulüptür Gençlerbirliği. Ankara takımlarının birçok başarılarını görüyoruz. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Benim aranızda unuttuğum maçın yönetim Alexander Zilep. I managed your match in Belarus. Yes. Five years ago. Belarus, Moldova. World Cup final game. Yeah. Yeter zaten. Dolayısıyla biz sizleri kutluyoruz. Yanınızdayız. Başarılarınızın devamını diliyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Hazır mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Teşkilatı Gaziantep galibiyeti sonrası Gençlerbirliği futbolcularına baklava ziyareti çekiyor. Selçuk hocam yanımızda. Evet. Öncelikle buradaki ortamı görünce sahaları ne kadar özlediğimi farkında tekrar vardım. Tabii Ankara'mızın Güzide Kulübü Gençlerbirliği takımını değerli yöneticilerimiz, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticilerimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Onlara hem bir tebrik hem de bir moral. Çünkü ben insanın yaşadığı şehrin takımına sahip çıkması gerektiğine inanan bir kişiyim. Yani Ankara'da yaşayıp ben Fenerbahçeliyim, ben Galatasaraylıyım, ben Beşiktaşlıyım deyip İstanbul takımlarına ilgi gösterenler bence bu yönelimlerini kendi yaşadıkları şehrin takımlarına ilgi göstersinler ki o takımlar büyüsünler hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda. O yüzden biz bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak spora çok sıcak bakıyoruz. Sosyal demokrat bir partiyiz. O yüzden sporun sanatın olduğu her yerde varız. Hem kulüplerimizin tesisleşmesi hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha özerk bir yapıya kavuşması anlamında çok önemli projelerimiz var. Umuyorum ve inanıyorum ki 7 Haziran sonrasında iktidar olacak Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Türkiye'de sporun yeniden yapılanması, herkesin daha eşit, daha adil bir düzende, eşit imkanlara sahip olduğu yapıyı kurmak düşüncesindeyiz. O yüzden de umutla o günü bekliyoruz. Bu Gençler Birliği'nde çok fazla bir sıkıntı yok tabii. Ankara Gücü konusu var. Ankara'nın sporun aslında yıllardır en önemli konularından biri haline geldi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden
Aylin Azlak haricinde de çok fazla bir girişimde bu göremedik. Şöyle söyleyeyim. Ben Ankara Gücü Kulübü'nün maçları da birçok karşılaşmasına gittim. Biz Ankara Gücü Kulübümüzün yanındayız. Bu ziyaretin bir benzerinde onlara yapacağız. Onlar da görüştük. Tabii sezon da bitti. Onların sezonu bittiği için takım bir arada değil ama yönetici arkadaşlarla da konuştuk. Bir araya geleceğiz. Ankara Gücü Kulübü'nün 7 Haziran'da iktidarımız sonrasında elimden gelen bir spor adamı bütün desteğimle Ankara'daki diğer takımlar olmak üzere hepsini hak ettikleriyle gelmesini için büyük çaba içine gireceğiz. Onu söyleyeyim. Biz Ankara Gücü Kulübümüzün yanındayız. Biz 100 yıllık Çınar olarak görüyoruz. Evet, 100 yıllık Çınar bu duruma düşürülmemeliydi. Burada hatası olanları ismini tek tek söylemeye gerek yok. Bütün Ankara biliyor. O yüzden Ankara Gücü hak ettiği yerde olacak. Burada bunun sözünü veriyorum. Biz iktidar olduğumuzda elimizden gelen bütün gayreti ve çabayı göstereceğiz. Ve tesis anlamında Ankara'nın büyük problemleri var. 19 Mayıs stadı bir futbol sahası değil. Ankara bir futbol stadı yapılması lazım. Oradan da yola çıkarak son olarak ben Gençler Birlik Kulübü'nün böylesine güzel tesisleri yaratan ve örnek bir kulüp haline getiren başta İlhan Cavcav olmak üzere değerli yöneticilerini gerçekten tebrik ediyorum. Ayrıca son günlerde başarılı sonuç alan kulübün teknik direktörü Mesut Bakkal ve futbolcularını da kutluyorum. Tebrikler. Çok teşekkürler.